Bazen ayılarla karşılaştık. Bazen de kurtlarla. Bazen biz kaçtık. Bazen onlar. Bazen tilkilerle karşılaştık. Bazen de vahşileşmiş köpeklerle. Ama sevimli hayvanlarla tanıştık. Onlar masum birer kemiriciydi. Düşmanlarından kaçışlarına tanık olduk. Burası doğal alan ve her türlü koşullarla karşılaşmak mümkün. Kar ve tipi ağırlığını koymuş durumda. Sıcaklık eksilerdi. Onlardan görüntü alabilmek için yaban hayvanlarıyla aynı ortamı paylaşmalıydık. Paylaştık da. Bazen de karda kışta sulara daldık. Ama bu işin tabir yerindeyse cehennem sıcakları da vardı. Kavurucu sıcakları aldırmadan saatlerce çadırlarda bekledik. Karşımızda flamingolar vardı. Çamur birikintileri arasında beslenmeye çalışıyorlardı. Burası tahmin ettiğiniz gibi Tuz Gölü. Bazen bataklıkları açtık, düştüğümüz de oldu. Bazen çamurda yürüdük, battığımız da oldu. Bazen de 40 derece sıcaklıkta yol aldık. Yaban hayatı belgelemek asla bir gezi programı değil, bir dizi filmi hiç değil. İnisiyatif tamamıyla onlarda. Avcıyla av arasındaki bağlantıyı kurmanız gerekmekte. Bunun için doğru zaman ve doğru yerde bulunmak önemli. Bazen tepelere tırmanmak zorunda kaldık. Tabii nefesimizin yettiği yere kadar. Bazen de inmek zorunda. Ama her zaman inmek, çıkmaktan daha zor geldi bize. Çoğu zaman bir kaya dibine tezgah açmak zorunda kaldım.
Leşle beslenen yırtıcı kuşlarımızdan biri küçük akbaba. Beslenme alanına leş yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu daha yaşını bulmamış bir buzağı. Köylüler araziye bırakmış. Yerini değiştirdik, buraya taşıdık. Burası akbabanın beslenme alanı. Leş gün içinde amacımıza hizmet ediyor. Buraya kadar tamam ama ya gece olunca? Çakal, kurt, ayı gibi yırtıcıların alıp götürmesi kesin. Tedbir alacağız. Leşi yere sabitleyip üzerine tel örgü koyacağız. Buzağı çürüme aşamasında. Etrafında yüzlerce sinek uçuyor. Kokuysa dayanılmaz seviyelerde. Tabii ki ertesi sabah tel örgüyü kaldıracağız. Bu arada kendi köpeklerimizi leşten uzak tutmaya çalışıyoruz. Bekle. Umarız küçük akbabalar leşe inerler. Beklentimiz yerini buluyor. Küçük akbaba leşin başında. Bu prodüksiyonda aklımızda kalan tek şey tahmin ettiğiniz gibi leş kokusu oldu. İşte bir başka ilginç anımız daha. Bahçemize gelen bir sincap. Madem geldi, misafirperverliğimizi gösterelim dedik. Fındık ikram ettik. Yavaşça, ürkütmemeye çalışarak. Ama o bizi reddetti. Meğerse o cevizden hoşlanıyormuş. Artık yese diye beklerken önce ağaç kovuğuna gömmeye çalıştı, sonra da düşürdü. Fakat mücadeleyi bırakmadı. Bu onun son görüşümüz oldu. Halbuki geçmişte onun hemcinslerini doğal ortamda da belgeleme fırsatımız olmuştu. Fakat bazen güzel görüntülerle de karşılaştık, keyif aldık. Bu yaban hayatının gerekliliğiydi. Burası bizim kamp alanımız. Bütün ekibin gözü yukarıda çünkü çekim yaptığımız yırtıcı bir kuş. Kartal. Kartallar da hep yüksekten uçuyor. Ama onlardan daha iyi görüntü alabilmemiz için zahmetli işlere girmek zorundayız. Onlar bir avcı ve bizim de bir av hazırlamamız gerekiyor.
İşte bugün de öyle bir gün. Yüklemesi bir sorun. Taşıması ayrı bir sorun. Omuz çıksın. İndirmesi apayrı bir sorun. Bir leş bu kadar mı kokar? Maalesef katlanmak zorundayız. Onun kolayca götürülmemesi için demir çubuklarla yere sıkıca bağlamamız gerekecek. Köyden arkadaş edindiğimiz Rıfat bize yardım için orada. Derisini deleceğiz çünkü domuz derisi çok kalın bir deri. Kartal da olsa bu deriyi parçalayıp beslenmesi mümkün değil. Git, git. Sonuç başarılı. Ne iğrenç birisin ya. Artık onu korumak onun kabiliyetine kalmış. Ama bu işte kazanmak da var, kaybetmek de. Ama kazananların da savaşı bitmeyecek. Ta ki en güçlüsü gelene kadar. Çünkü doğanın kuralı bu. Doğada herkesle her şeyimizi paylaştık. Gel, gel. Karanlık bastığında ziyaretçilerimiz hiç eksik olmadı. Gel. Gel, gel. Ama başka bir gece bu tilki bize kötü bir sürpriz yaptı. Tavuklarımızın yumurtalarını çaldı. Bu da doğanın bir cilvesi olarak bizde kaldı. Ebeveynleri terk ettiği için bize sığınan yaban hayatının üyelerine yiyecek yardımı yapmayı vicdan borcu bildik. Ama çoğu zaman bizim vermemizi bile beklemediler. Bazen gönüllü oldular.
Bazen de nazlanarak yediler. İstediklerini aldıklarında hiç oyalanmadan çekip gittiler. Avlanma becerisi kazandıklarında bize minnet borcu duyma ihtiyacı bile duymadılar. Bize sadece ağaç tepelerinden bakmakla yetindiler. Çünkü doğanın kuralı bunu gerektiriyordu. Ama her şeyin bir sonu vardı. Çekimlerin de bir sonu olmalıydı. Ekip yorgun ama mutluydu. Sıçan gibiyim şu an. 4 aylık çekimimizin sonuna geldik. Ben sadece 2 kere. Biz 4 aydır buradayız. Evet, anı olarak kalacak kamp alanımız. Ateşimiz. Çatıcı ormanımız. Arabamız. Bu tatlı bir anı olarak yaşamamızda yerini aldı. Ve saygıdeğer sayın sanat yönetmenim, görüntü yönetmenim, ses yönetmenim. Bitti. Her çekim sonunda olduğu gibi evimizi sırtlayıp dönüşe geçiyoruz.